hoş geldiniz. Yarım saate alırlar seyirciyi. Halk ne eylerse güzel eyler Semih. Arabadan öbür ayakkabılarını da getirsene. Güzel yalan. Behbi'yle kavga etmişsin. Benim peder hammaldı biliyorsun. Çok kavga ederdi. Ben de gördüğümü kapıyorum işte. Arada bir yokluyor beni rahmetli. Ne kavgası peki bu? İki kız kardeş filmi için mi? Daha büyük. Ekmek meselesi. Söyle, bir şey söyleyeceksin. Şebnem Hanım, buyurun lütfen. Prodüktör olunca rağbet görüyorsun şekerim. Kimden bal alacaklarını biliyorlar. Değil mi? Nasılsın Mineciğim? Teşekkür ederim. Merhaba Raya Bey. Jüride olmayacaksın ama seçilen kıza tacını sen takacaksın. Fotoğraflarda görünmen daha iyi. Nasıl derseniz mühim değil. Aa, kızlar çok bozulacaklar. Öyle değil mi Reha? E boş yere kraliçe seçiyorlar demezler mi sonra? Yok canım, bizden geçti. Çok artist çıkıyor. İki yıla kalmaz anne rolleri verecekler bana. Aa, olur mu hiç? Diyorsun? Ben bir keyif drinki alayım. Evet. Sana da getireyim bir canım. Daha sonra, teşekkür ederim. Kadın da bir sevmedi gitti beni. Boşandık diye. Seni suçluyor. Saatin nerede? Evde unutmuşum. Merhaba Hakan. Aysel. En son kürtaj diyordun. Ne oldu, parayı bulunca ortadan kayboldun? Yalan söyledim Hakan. Yuh be Aysel. Hepsi yalan değildi tabii. Para alabileceğim bir tek sen vardın. Ha, telkenes tabii Hakan. Yarışma için aldım. Ne? Ne için dedim? E kazanmak için Hakan. Para olmadan birinci yapmıyorlar ki. Sen ciddi misin Aysel? Kimim ki ben? Nasılsınız Mine Hanım? Teşekkürler Mümtaz Bey. Siz nasılsınız? Mersi'cicim. Nasıl benim oğlanlar? Hakan'ı da soruyorum tabii. Çalışıyorlar. Bir film tuttursak toparlar, alır yürürüz. Değil mi? Kavga çıkacak Mümtaz Bey. Tebrik ederim. Helal olsun. Kızdım mızdım ama işler böyle yürüyor Behbi. Demek ki hakkını vermişsin. Kapmışsın işi. Ne diyeyim? Çok iyi hikaye. Eğer hakkıyla çekersen tarihe geçersin Behbi. İnşallah. Ya enişte, ne yedin ne içtin affedersin. Bırak batsın puşt. Sen niye kıyak konuşuyorsun? Damla damla iş edeceğim o pırasacıyı. Şu Şipşak Şifaik var ya, ona gidiyorsun. Filmin senaristinin komünist olduğunu söylüyorsun. Hapisten yeni çıkmış solcu diyorsun. Behbi gider polise verir adamı. Hiçbir bok yiyemez o. Kendi götünün korkusuna. Alacaklar zanneder. Sen dediğimi yap. 2,5 mu atar, 3,5 mu diyorsun? Ne diyorsun Hakan? Enişte. Hı? Bir tane kız var. Yarışmayı kazanmak için para vermiş. Mümkün müdür böyle bir şey? Reha'nın olduğu yerde para mı konuşur oğlum? Kandırmışlardır kızı. Ne? Enişte bu kız o kız. Senin verdiğin avansı gelip benden alan. Ya bana hamileyim demişti. Ben para vermiştim ya, hamile değilmiş. Ne kestin koç, ne yedin? Hiç. Hakan, aferin sana. Çok değerli jüri üyelerimizi tanıtmak isterim. Sinemanın müstesna prodüktörlerinden biri olan Sayın Reha Esmer. Ve istisnai bir oyuncu, çok değerli bir insan. Taçsız kralımız Ayhan Işık. Sinemanın halkla buluşmasında çok önemli bir payı olan mahir rejisör, usta sanatkar Atıf Yılmaz. Ve şimdi de cemiyetimizin hayırsever isimlerinden biri olan sanatsever ve muteber sevgili Nilüfer Cican Hanımefendi.
son olarak gazeteci yazar Bahu Ali'nin emsalsiz kalemlerinden biri olan çok değerli Şevket Radon. Ne kadar güzel bir kolye bu Mine'cim. Evden çıkarken öylesine taktım çıktım işte. Güzel güzel. Hele hediye ise zevkli biriymiş alan. Bu zamanda artık zevkli adamlar sadece filmlerde oluyor değil mi şekerim? İlk merhalesini başarıyla tamamlamış ve finale kalmış. 10 yarışmacı adayımızın tenis yapması için sahneye davet ediyorum. Ara olacaktı. Onu versek mi podyumdan sonra? Al, çok teşekkür ederim. Ben bu bakışı biliyorum. Hayırdır İmmel? Yapma be abla. Sütü çalınmış ayran keçisi gibi derdi dedem, hatırladın mı? Keçinin durumu rezil. Zordayız. Ne zaman değildiniz ki? Bu defa benim suçum. Ne oldu? Çuvalladım, batırdım. Sen bana borç verirsen façayı düzeltirim ama. Sen bu paraları kadınlar mı yiyorsun ablacığım? Hı? Abla, Semih'e çok ayıp oldu. Sevmese beni yanında barındırmazdı. Ayıp ettim. Merhaba hanımefendi. Sizinle konuşmak istiyordum. Mümkün mü acaba? Ben Behbi Hurmacı. Ateş filmin sahibiyim. Ateş filmi? Evet. Siz de Tülin Hanım'ın 3 numaralı yarışmacının velisi, değil mi? Annesi. Annesi. Hı? Memnun oldum. İsminiz? Adviye. Adviye Hanım. Adviye Hanım. Böyle ayaküstü konuşmak pek münasip değil ama kızınızın sinemaya ses getireceğine inancımdan dolayı bir an evvel konuşayım dedim. İki Kız Kardeş adlı bir filmim var. Mine Cansu hanımefendiyle oynayacak genç ve tanınmamış bir yüz arıyorum. Kim dediniz? Mine Cansu. Hayır, filmin adı ne dediniz? Değişebilir ama şimdilik İki Kız Kardeş. İşte bunu müteakip çıkarsın sahneye. Sağdan devam ediyorum o halde. Her iki profilini de beğeniyorum. Nasıl arzu edersen. Teveccühünüz Reha abi. Kimi seçtiniz Reha abi? Aşikar değil mi Semih? Vardır senin bilincin. Var. Prodüktör olarak. Karşınızda duruyor. Ama sizinle çalışıyor. Ben yokmuşum gibi konuşabilirsin Semih. O halde yenisini bulmak için geldim müsabakaya. Kim kimi niye seçer anlamak bizim işimiz. O film niye tutmuş, hangi espriye gülmüşler? Sorun olursa merak diyorum ama bundan başka bir hayat bilmiyorum Reha Bey. Kim kazanacak biliyor musun Semih? Yıldız kumaşını gördün. Gördüm. Ama sizin kadar terzi değilim. Nilüfer Hanım. Semih yeni bir film çekecek, madden yükünü hafifletecek bir müteşebbis arıyor. Doğru değil mi Semih? Her zaman ararım.
Parasına göre film yapıyoruz en nihayetinde, değil mi? Bitmiyor iltifatları. Karınla yan yana oturuyorum Reha. Hatta biraz önce bana aldığın kolyeyi sordu. Uzatma istersen. Semih'ciğim, daha önce birkaç kez ifade ettim. Siz de takdir edersiniz ki bu türden maddi mevzuları böyle ulu orta konuşmak pek istemiyorum. Biliyorum efendim. Reha Bey şaka yaptılar. Olsun. Ben neyi istemediğimi belirtmiş olayım da. Filmciliğe katkım mümkün. Lakin benim sokağa atacak tek kuruşum yok. Sinema yıldızlarla sahnelenir. Efendim misal Ayhan Işık. Ayhan Işık'ı oynatın filminizde. İşte o vakit oturur konuşuruz sizinle. Daha aşağısı beni pek alakadar etmiyor. Anladım efendim. Reha Bey, 3 numaranın annesiyle Hakan arasında bir münasebet var galiba. Annesiyle? Ben öyle hissettim. Ne yapalım Vehbi? Oğlan uçanla kaçanın peşinde zaten. Bunca zamandır biliyorsun. Evet. Kadın düşkünün teki. Hı. Siz öyle diyorsanız. Adliye Hanım. Konuşmamıza devam edebilir miyiz? Her zaman. Ne diyor? Öbür kıvır. Ayhan Işık demedim. Demez mi? Hep aynı muhabbet. Evet efendim. Şimdi de kıymetli misafirlerimizin nazarında acaba hangi yarışmacımız daha fazla alaka uyandırmıştır onu öğrenmek isterim. Filin parlıyor ve Semih. Bu kızı kaptırmazsak var ya bizim sokağa Amerikan asfaltı döşeriz. Hangi yarışmacımız? Üç numaralı yarışmacımıza yoğun bir ilgi var. Buyurunuz efendim, lütfediniz. Buyurunuz, buyurunuz. İsminizi bahşeder misiniz? Tülin. Fevkalade bir isim. Peki, müsaadenizle size bir soru soracağım. Tabii ki. Mutluluk sizce nedir? Bütün filmlerin sonu mutlu. Cevap orada olabilir mi? Peki, filmler bizi mutlu etmek için yeterli midir sizce? Yeterli midir bilmiyorum ama filmler bizi gerçek hayattaki zorluklara karşı teselli ediyor. Hayat derseniz eğer, birinin mutluluğu bir başkasının mutsuzluğu oluyor ve bu hiç şaşmıyor. Anlaşılan yarışmacımız felsefeyle bir hayli alakalı. Yani hiç mutlu olamaz mıyız dersiniz? Affınıza sığınıyorum ama bence mutsuzluk öğreticidir. Sanat doğrudan çıkıyor. Kolay mı mutluluk? Filmler olması çekilir mi bu hayat? Alkışlarınızla Tülin. Seni tutturmuş. Evet. İşte şimdi en heyecan verici ana geldik. Yarışmamızın birincisine tacını takdim etmek üzere. Veda iftarımız. Kıymetli sanatkar. Mine Casu hanımefendiyi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim, lütfediniz. Aman efendim, aman efendim. Fevkalade bir güzellik. Kraliçeden kraliçeye el vermek böyle bir şey olsa gerek. Temennim hakkaniyetli bir tercih olmasıdır. Mühim olan sinemadır. Sinema kazansın. Bravo! Kıymetli misafirlerimiz, müsabakamızın birincisi 7 numarayla Aysel Cebe olmuştur. Asiktir. Enişte bir dümen döndü. Sakinliğimizi koruyalım. Sakinliğimizi elden bırakmayalım. Mühim olan jürinin kararıdır. Halk beğenmedi kararınızı.
Teşekkür ederim. Kraliçe çıksaydı işe yarardı. Şimdi annesi falan işi olmadı. Sağ ol Erol, ben hallederim. Az bile söylüyorsun Mümtaz abi. Çok fena oldu. Tülin'i seçmediler, bize girdi. Seçeceklerdi bak. Seçeceklerdi. Tülin'den daha işte yoktu, öyle değil mi enişte? Birisi haber uçurdu. İçeriden birisi. Tülin'in bizle mukabelesi olduğunu söyledi. Kime? Reha'ya. Bu haber doğrudan aldı. Gitti. O dediğin olduysa enişte. Yani olduysa şöyle oldu. Bu Advi'ye geldi bana. Kapının önünde bir tane tokat vurdu. Onu da Vehbi gördü. Vehbi yumurtlamış olmasın? Niye vurdu? Tokat attı yani. Ya abi bu kadın da böyle. Sevgisini böyle gösteriyor. Acayip mi dersin? Cinsi sapık mı dersin? Böyle işte. Bence Vehbi yumurtladı. Hadi bitir de gidelim. Enişte, bu Advi'ye var ya hakikat zillidir ha. Böyle gözü gel gel der, ağzı cık cık. Oldu dersin, oldurmaz. Olmalı dersin, bir bakmışsın koynunu açmış kadın. Hakan saçmalama, iş konuşacağım. Ya tamam, kadının işi bu diyorum. Gel burası. Ah, ulan çok kötü suya girdim ha. Devam et. Çal. Advi'ye... Sakın sen konuşma. Size gelince Semih Bey, siz olmasaydınız kızım birinci olmuştu. Tülin nerede Advi Hanım? İçeride. Kızımı siz ağlattınız. Kızımı siz kandırdınız. Bana kalsa numaracılığınızı daha ilk görüşte anlamıştım. Zırnak koklatmazdım size. Ama lütfen, biz böyle olsun ister miydik? Sen sus dedim Hakan. O mukavele var ya, siz onu unutun. Kızım filmlerde oynayacak ama siz onu ancak sinemada seyredebileceksiniz. Advi'ye sinirle konuşuyorsun, gözünü seveyim. Hiçbir yerini sevemezsin. Lakırdı etme. Film dediniz, filminiz adamın tekinde çıktı. Neyine güveneceğim senin ben be? Bu işi halledeceğim Advi Hanım, merak etmeyin. Katiyen sizinle çalışmayız artık hayatta. Bakın, Tülin hiç üzülmesin. Semih Ateş bu işi tersine çevirecek. Söz veriyorum size. Güzel fotoğraflar çekmişsin Faik. Çektiğini gördüm. Duyduğuma göre sende mukavelesi varmış. Ondan vermemişler kıza. Al. Ne bu? Bunu bu fotoğrafın altına yazacaksın. Güzel yazmışsın da niye yapayım böyle bir şey? Film çekmek istiyorsun da ondan. Ben özel bir film çekeceğim. Bir kişi izlese yeter. Kim izler bilmiyorum ama kim oynayacak? Orası kolay patron. Buluruz bir kraliçe ama ışık lazım, kamera lazım, banyo lazım. Allah, hallederiz. Ne güzel yazmışım hakikaten. Sabah baskısına yetiştir. Bize işi bilen dürüst bir prodüktör lazım. Mesela şu Vehbi. Sonra konuşuruz anne bunları. Asma suratını kızım. Hadi iki lokma ye. Ah, başlasan. İyi günler. Tülin Saygın evi burası değil mi? Siz annesi misiniz? Kendisi müsait mi acaba? Anne, kendisi ikinci geldi. Tülin kal orada kızım, gelme. Size kendisiyle görüşmek. Tülin'i al. Ne yapayım ben?
kendisi ikinci gelmişti. Aslında birçok kişi Tülin Hanım'ın birinci olacağından oldukça emindi. Bir daha katiyen böyle bir yarışmaya katılmayacak. Benim kızımın bu tür sahteliklere ihtiyacı yok. Tülin Hanım, haksız doğradığınızı düşünüyor musunuz? Bir şey söyleyecek. Kişilerini almıştım. Allah kahretsin, evimize kadar gelmişler. İşleri güçleri yok, dalga geçiyorlar. İnanamıyorum ya. Elim ayağım titriyor. Saçsız kraliçenin gözyaşları. Sinema kraliçesi müsabakasında birinci olması gerekirken hakkı yenen Tülin Saygı bu haksızlığa dayanamayıp gözyaşlarını tutamadı. Türk sineması yeni bir yıldız. Sevil Bey. Efendim, az şekerli kahveniz. Teşekkür ederim. Tatlınız. Merci. Başka bir arzunuz var mıydı? Çapkayı alayım. O biraz da biz nasiplenseydik. Ne sihirdir ne keramet Semih Bey. Biz şapkada olsa. Yaman adamsınız Semih Bey. Sizden başkası bu ikinciliği bir magazin zaferine çeviremezdi. Birileri çok kızacak Mümtaz Bey. Göz göre göre Tülin'i ikinci seçenler hoplayacaklar. No mu dedik? Yes demedik. No dedik patronlara. Nebahat Hanım. Nebahat Hanım, rica edeceğim. Buyurun, sizi de bekliyoruz. Neredesiniz efendim? Buyurun. Buyurun. Kahveniz kendi ellerimle yaptım. Tatlılarımız Savoy'dan. Kutlama mı yapıyoruz? Ah, gazetedeki haberi okumadın mı Nebahat? Hangi haberi? Eniştem bu işi bitirdi. Boyacıyla Semih Ateş. Ya o kadar kızın içinde gidip Aysel'i birinci yaptılar. Ne oldu enişte? Hani bak olmaz Rastlaştık mı diyeceksin. Deme Mümtaz Bey. Semih Bey ben... Vehbi'nin kartını ben yolladım sana. Vodka alabilir miyiz? Bakın bir yanlış... Sen arıyor ofisten çıkaranın sen olduğunu da biliyorum. Mümtaz nerede? Bilmiyorum ki. Tülin'in sözleşmesini de jüriye sen uçurdun. Semih Bey ben... Ben bir konuşayım. Senin bana kazık atmaya hakkın var Mümtaz Bey. Benim sana kızmaya hakkım yok. Kaç yıl oldu? Tanışalı diyorum. Posta amcanın beni sana emanet edişi. 27. En az 20 yıl. Mümtaz Beyciğim. Kim bu Posta Efendi? Size dediğim delikanlı Mümtaz Bey. Kendisine kefilim. Yanınıza alırsanız... Cevher olduğuna şahit olacaksınız. Sinema kuşudur Semih.
Semih Ateş'tir adı. Sen olmasan yapamazdım ben Yeşilçam'da. Daha ilk işimde. İpek filmde. Beni kovacakları zaman sen durmuştun arkamda Mümtaz Bey. Herkes dedin. Herkes para için kavga eder. Sinema parayla para için yapılır. Kavgaya hoş geldin. Herkes arkandan konuşacak. İyi konuşanlar arkadaşın olacak ama demek değildir ki arkadaşlarından kazık yemeyeceksin. Demiştin. Gülmüştüm. Ama hep haklı çıktım be Mümtaz Bey. Kaç yıldır birlikte çalışıyoruz. Üzerimde hakkın çok. Bu yüzden ben sana kızamam Mümtaz Bey. İzah edebilirim. Gerek yok. Gerek yok. İnsan böyle bir şeyi niye yapar? Paraya sıkışmıştır. Bu da benim eksikliğim. Demek ki hakkını verememişim. Sıkıntım varmış, fark edememişim. Kusur bende. Eğer ayrılmak istersen hakkın neyse veririm, yollarımızı ayırırız. Ha, devam etmek istersen. Hala öyle bir ihtimal var mı? Senaryoyu Vehbi'ye verdin. Ama göreceksin, gün gelecek ben yapacağım o filmi. Yarışma dersen de Tülin'in meselesini bir şekilde lehimize çevirdik. İstesek bu kadar olmazdı. Peki bütün bunlardan sonra bana hala güvenebilecek misiniz? Sen bana güveniyor musun Mümtaz Bey? O zaman bu sözlerime de güveneceksin. Şu sihirli içkiden bir yudum aldıktan sonra burada olan her şeyi unutacağız. Hiçbir şey yaşanmamış gibi olacak. Her şey bu masada kalacak Mümtaz Bey. Tamam mı? Kız kardeş. Senaryo iyi, güzel de. Senaryo iyi değil be. Çok iyi. Yazarı komünistmiş. O nereden çıktı? Faik söyledi. Fotoğrafçı olan. Nonuş diyorlar ya. Heh, o söyledi. Senarist. O yüzden başka bir isimle yazıyormuş. Hapisten yeni çıkmış. Bir şey olmaz be. Bir durduk yere kuruntu yapma sen de. Ya nasıl kuruntu yapma Reha Bey? Şimdi ben sansürden nasıl geçeyim? Sansür hallolur. Sen işin diğer tarafıyla alakadar ol. Kimi oynatacaksın Mine'nin karşısında? Neler yaşıyoruz memleket olarak? Mitingler oluyor. Şimdi millet ne der? Ya hep kanıma dokunuyor Reha Bey ya. Şimdi vatan hainine ekmek mi yedireceğiz ya? Tamam Behbi. Uzatma. Hallolur diyorum sana. Bir şey olursa çekeriz ipini. Söyleriz yukarıdakilerden birine. Ne icap ediyorsa yaparlar. Sen şimdi sualime cevap ver. Kimi koyacaksın Mine'nin karşısına? Mine Hanım oynayacak mı Reha Bey? Semih geldi, beni tebrik etti, helal olsun dedi. Bu ne demek? Ne demek? Ben o Semih'in ciğerini bilirim. Bana o filmi nah çekersin dedi aslında. Ya. Semih Bey'in misafiriniz var. Kim? Yazarmış Turgut Bey. Endişe etme. Kimse bir yere gitmeyecek. Siyaset tıngırtısı bunlar. Kalabalık oyalansın diye gürültü çıkarıyorlar işte. Siyaset tıkandı mı tıngırtı artar Nebahat. İnşallah öyledir. Merak etme. Kötü bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Sağ olun Semih Bey.
Turgut. Yoksa bitirdin mi senaryoyu? İnşallah başlayacağım. Ver bir göz atayım. Bunlar karalama. Şimdi gösterme. Kafam karıştırırız. Karıştırırım. Mutlu sonlu. Aşk, kan, gözyaşı var değil mi senaryoda? Var Semih, var. Heh. Güzel. Sana bir şey diyeceğim ama kızmayacaksın. İki kız kardeşi Vehbi'ye vermeseydik, şu an setteydik, filmin çekiliyordu. Oğlum zaten üzülüyorum o meseleye. Bütün dünya bunları dinliyormuş Turgut. Biliyor musun sen? Beatles diyorlar. Böyle bakıyorum tiplere de takım elbiseli falan. Tutmaz bunlar. Yani şarkıcı dediğim böyle biraz kırık olmalı. Elvis falan böyle hani gevşekti ya. Fırıldaktı yani. Olmaz bunlardan. Ne zaman bitiyor bizim senaryo? Kalacak yer işini halletsem bitecek de. Ne oldu o iş? Çıkacaktın o bodrumdan. Çıktım ama ev bulamadım. Otelde kalıyorum. Otelde? Ne var oğlum? Ne gülüyorsun? Ulan Turgut. Alışmadık götte dondurmaz derler ya. Üç kuruş para geçmiş eline. Gittin hemen otele mi yerleştin lan? Sanki Hilton'a yerleştim. Karaköy'de tahta kurulu bir otelde kalıyorum. Ne yapayım? Gel bende kal. Ev boş. Geleni gideni yok. Ben bütün gün dışarıdayım. Fazladan odası var. Backpack var, su var. Tıkır tıkır daktilo var. Ulan telefon bile var oğlum. Bak Hilton'da bulamazsın bunları ha. Ciddi misin sen? Sen bunu bir düşün. Semih var ya, komünist olacak adamsın. Rıha Bey, Mümtaz Bey geldiler. Gelsin, gelsin. Bir şey içer misiniz? Yok, sağ ol. Otur Mümtaz. Hayırdır? Yeni bir havadis mi var? O haberi Semih yaptırdı değil mi? Hayır kızıyorum ediyorum ama kurt diyeceğim, çakal diyeceğim. Hayvan işte. Semih benim yaptığımı anlamış Reha Bey. Vehbi'nin sizin vasıtanızla görüşmek istediğini düşünüp gittim. Karşımda Semih'i buldum, yemlemiş beni. Ama endişelenmeyin. Vehbi'nin işi sanıyor, size çalıştığımı anlamadı. İyi o halde. O öyle düşünmeye devam etsin. Biz de işimize devam edelim. Ben artık devam etmek istemiyorum. Semih'e kötülük oluyor bu, haksızlık oluyor. Yapma Mümtaz. Semih'in en büyük düşmanı kendi. Bizimki ona yardım etmek demiştim sana. Başta ben de öyle düşünmüştüm ama artık olmuyor, öyle hissetmiyorum. Engel olmasaydık başaracaktı belki bu kere. Yine de affetti beni. Bunca yılın hakkını hesap etmeliydim. Ayıp ettim ona. Boynum bükük ona karşı. Almayayım. Almayayım Reha Bey. Lütfen al. Madem yolları ayırıyoruz, bu da tazminatın olsun. Semih, sizin dahliniz olduğunu hiçbir zaman bilmeyecek. Emin olabilirsiniz. Şimdi ben bunu alırsam borçlu kalırım. Sözümden dönmüş olurum ileride. Sağ olun. Parayı kızlarla çarçur ettiğini duymayacağım. Arkam bozuşuruz. Hayatta yapmam öyle bir şey. Kaçma çatını. Çatmam. Ev için arttırdıklarımdan veriyorum Hakan. Ziyan etme şirketi harca, tamam mı? Abla şu evi bir alabilsen. Bu sene halletmem lazım zaten. Sonrasında ne olacağımız belli değil. O ne demek o? Yaşlanıyorum Hakan. Görmüyor musun? Yenileri geliyor.
Daha gençler, daha güzeller. 3-5 seneye bitecek benim jandarmlık dönemim. Yan roller verecekler bana. Meşhum kadın rolleri, vamp olacağım. Yok artık. Kimse Mine Cansu'nun eline su dökemez. Şu yarışmadaki kız. Kim? Aysel mi? Ondan bir şey olmaz. Onu demiyorum. Tülin'i diyorum. Sizin anlaşması olan. Semih'le arası nasıl? İyi, niye ki? Yok artık abla. Yahu eniştemin senden başkasını gözü görür mü? Bak gecesi gündüzü seninle başlıyor, seninle bitiyor. Bazen izliyorum böyle taş gibi oturuyor, bilerek hiçbir şey söylemiyorum. Kıvranıp duruyor senden haber alamadığı için. Eniştem iyi adam be abla. Kimse kötü adam demedi ki Hakan. Ama evlilik başka bir şey. Görüyorsun, yarınımız belli değil. Hepimiz ayakta kalmaya çalışıyoruz. Al bunu. Bu ne? Semih'e ver. Benim verdiğimi söyleme sakın. Bak kafanı kırarım Hakan, duydun mu? Söylemem. Yarın sabah bekliyorum öyleyse. Tülin? Habersiz geldim. Müsait miydin? Gel tabii, buyur. Tanıştırayım. Tülin, Yeşilçam'ın yeni yıldızlarından biri olacak. Turgut da yazdığı senaryolarla öyle olacak. Öyle mi? Çok memnun oldum. Abartıyor. Yani beni abartıyor. Sizin için haklıdır da. Ne iyi oldu denk geldiniz. Turgut, Tülin filmimizin başrolü. Yazarken aklında bulunsun. Aklımda. Tekrar sağ ol Semih. Teşekkür etmek için geldim. Birinci olan kız yerine benim resmimi basmışlar ilk sayfadan. Semih Ateş bu işi tersine çevirecek demiştin. Herkes farkındaydı. Senin hakkında. Yeşilçam'da kuraldır. Hiç sekmez çünkü. Kaybedenler kaybettikleriyle kalır. Bir kerelik de olsa tersine çevirdiğim için memnunum. Adalet yerini bulsun diye yaptın yani bunu. Gitmeni istemediğim için yaptım. Annenden korktuğum için de yaptım. Nasıl sağ ya Adriye Hanım? Sakinleşti mi? Benden çok sevindi. Arka perdeden, Yeni Sabah'tan, pazardan, ses mecmuasından bile geldiler. Röportaj istediler. İşte bütün gün onlarla uğraştı. Harikulade. Ayrıca da iki film teklifi aldım. Ne dedin? Çok iyi bir prodüktörüm var. İlgilenmiyorum dedim. Bu daha ne ki Tülin? Aslında bir de ricam olacak. Hay hay. Kırlangıç Mevsimi'ni tekrar izlemek istiyorum. Ya kaç zaman geçti üzerinden? Yazlık sinemalarda bile aradım ama yok, bulamadım. Sen bir yolunu bulabilir misin acaba? Bulurum tabii. Kadınları bağlamaktan mı hoşlanıyorsun? Bazen. En çok ne hoşuna gidiyor? Söylesene bana. Sert seviyorum. Ben de severim bebeğim. İyi. Anlaşırız o zaman. Bana her yol uyar. Her yola gelirim. Yeter ki parasında anlaşalım. Getirdin mi?
İzzet Bey, arzu ederseniz ben bu tür fotoğraflardan size daha da getirebilirim. Hatta şöyle söyleyeyim, ilgilenirseniz cap canlı bir şey de getirebilirim. Nasıl olacak o? Bir film çekeceğim. Sadece sizin seyredeceğiniz bir film. Yerli. İlgilenebilirim. Havana mı o? Ne konuşuluyor Yeşilçam'da? En çok ne konuşuluyor yani? Bir yazar var, yeni. Senarist. Senaryoları çok iyi diyorlar ama kendisi komünist. Vehbi Bey'le çalışıyormuş. Vehbi'den böyle bahsetmemişlerdir ona. Kimmiş bu yeni yazar? Adını biliyor musun? Ben tanımıyorum. Turgut diye biri. Televizyon var ya. Hı-hı. Bir gün gelecek. Biz de oturduğumuz yerden Amerikalılar gibi televizyondan film seyredeceğiz. Yeşilçam batacak diyorsun yani. Hazırsan başlatıyorum. Heyecanlandım. Tane başına hesap ettim. O yüzden o fiyatı söyledim. Bunu tanıyor musun? Tanımıyorum. O ikinci oldu. Ben birinci olan kızı tanıyorum. Aysel. Hatta İsterseniz sizi tanıştırabilirim. Çok da mutlu olur. Sen beni bununla tanıştır. İkimiz de mutlu olalım. Sessiz kaldığın için ilaveten ikramiye. Üzülmek ve ızdırap çekmek demekmiş.